يا, أبيل يا, أبيل يا أبيل الله, الله الله, 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 الله يا أبيل يا أبيل انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله استعيذ بالله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لذلك الله سبحانه وتعالى جمع مبارك إلى السن رب رزاصنا bir يا شيب ölmeyi, Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölmeyi bütün Müslümanlara birlikte hepimize nasip eylesin. Allahümme amin. Allah Subhanahu ve Teala'nın katındaki ayların ilki, Allah katında değerli olan aylardan bir ay olan Muharrem ay içerisindeyiz. Allah Subhanahu ve Teala'nın aylarının birincisi ve Allah azze ve celle Muharrem ayında ümmetin yiğitlerinden bir yiğit Kerbela'da şehit edilen İmam Hüseyin Allah ona rahmet etsin. İmam Hüseyin'i şu Muharrem gününde bir anmak istedim. Allah Azze ve Celle gafletimizi affetsin. İmam Hüseyin'in davası İslam davası idi. İran davası günümüz ifadesiyle söylüyorum. Şialık Rafizilik asla değildi. i̇mam Hüseyin'in davası İslam davasıydı. Şeriat davasıydı. İmam-ı Hüseyin Allah ona rahmet etsin. Muharrem'in dokuzunda bir rüya görüyor. Rüyasında dedesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi görüyor. Allah'ın Resulü torununa diyor ki ey Hüseyin sabret. Yani sabret buluşmamız az kaldı. i̇mam Hüseyin öleceğini bile bile, kılıçların altında kalacağını bile bile, okların altında kalacağını bile bile Kerbela'ya gidiyor. Kim Kerbela'ya giden nereye gidiyor? Kerbela babasına ihanet eden, kardeşlerine ihanet eden insanlara tekrar gidiyor. Onlara güveniyor. Ama İmam-ı Hüseyin'i bir gün anlamak için insanlar kılıktan kılığa giriyorlar. İnsanlar İmam Hüseyin'in davasını anlamaya çalışmıyorlar. İmam Hüseyin niye ölüme gitti? Niye güldü? Öleceğini bile bile hanımıyla, çoluğuyla, çocuğuyla niye düştü o çöl yollarına? Niye bu kadar cefayı çekti? Çünkü o bir müjde almıştı. Dedesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bir müjde almıştı. O İslam davası için, Müslümanların ıslahı için Müslümanların selameti için adım atmıştı. Bütün niyeti bu idi. Ve Allah Azze ve Celle inşallah onun dedesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile haşresin. Bizi de onların yolundan gidenler de eylesin kardeşler. Bugün Kerbela maalesef suistimal ediliyor. Kerbela olayı. i̇mam Hüseyin'in meselesi evet acı ama birileri suistimal ediyorlar. Bugün Kerbela meselesini şöyle anlamanızı istiyorum. Katilin cinayet mahaline gelip de öldürmüş olduğu insana at yakmasına benziyor bugün. Çünkü İmam-ı Hüseyin'in katilleri zaten İran'dır. Rafizilerdir, Şia'dır zaten. Kendi öldürdükleri İmam'a, Hüseyin'e Allah ona rahmet etsin. Bugün ağıt yakarak olayı üzerine örtmeye çalışıyorlar. İmam-ı Hüseyin İslam davası için öldü. Aynı İmam-ı Hüseyin'in babası i̇mam Ali radıyallahu an aynı küfede Aynı yalnız bırakıldı. Sıffına bakın. Cemal'e bakın. Hep yalnız kaldılar. Neden? Yalnız bırakanlar. Yine bu zihniyet. Yine bu zihniyet. Bu zihniyet ehli sünnet düşmanı. Bu zihniyet Müslüman düşmanı insanlar. Dünyaya 80'de devrim yaparak İran İslam Devleti diye bir isim yazıldı. Hepsi yalandı. Hepsi Müslümanlar önen bir oyundu. Ardında Amerika vardı. İsrail vardı. Amerika ve İsrail'in yapamadığını bugün dünyada... İran yapıyor. Bugün Irak'ta akan kanın sebebi İran'dır. Suriye'de akan kanın sebebi İran'dır. Bunlar bugün dünyada yaşanan Kerbela'lara sessiz kalıyorlar. Orada İmam Hüseyin ve yanındaki insanlar şehit oldu. 60 kişi, 70 şehit oldu. Bugün dünyada binlerce İmam Hüseyin taraftarı, onun peşinden gidenler ölüyor, şehit ediliyor. Kimse sesini çıkarmıyor. Yani dünya yeni Kerbela'lar gebe onlar Yezid'e kızıyorlar ama dünya Yezid'lere kucak açmış. Yezid'lere Müslüman ismi verilmiş. Kerbela'ya ağlamak gereksiz oluyor kardeşler. O yüzden bugün bakmış olduğumuz zaman İran'ı tanırsak, İran'ı anlayabilirsek Şia'yı ve Rafizi'yi anlamış oluruz kardeşler. Bugün kardeşler gerçekten Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da akan Müslüman kanının birinci sebebi, müsebbibi İran'dır. Yine kardeşler İmam Ali'yi kim öldürdü? Ömer radıyallahu an kim öldürdü? Kim öldürdü bunları? Bunlar öldüren İran'dır. İran'ın yanlarıdır. Hala devam eden budur. Peki bunların kinleri nereden geliyor? Allah için ehli sünnetin kaynaklarına baktığınız zaman bunların hepsi yazar zaten. Bunların kinleri Ömer radıyallahu an yeryüzünde en eski imparatorluk olan Mecusi devletini yıktığı için kinler oradan geliyor. Bunların imparatorluğu bitti, devletleri yıkıldı, toprakları kalmadı. Kinler oradan geliyor. Ömer radıyallahu anh'ı öldüren isim nedir? Ebu Lü'le. Nerede mezar biliyor musunuz? İran'da. İran'da peki mezarı böyle sıradan mezar mı? Hayır değil. Türbeler var, türbeler. İnsanların devamlı ziyaret ettiği, ey Ebu Lü'le sen bizim yolumuzsun, sen Ömer'i öldürdün diyorlar. Çünkü Onların tuvaletlerine girdiğiniz zaman kardeşler bunların hiçbirisi iftira değildir. Görseli de yazısı da vardır. Tuvaletine girdiğin zaman fayasında ne yazıyor biliyor musunuz? O baştan taşlarda Ebu Bekir yazıyor, Ömer yazıyor, Ayşe yazıyor. Ey ehli sünnet müdafacıları, Ömer'in, Ayşe'nin, Ebu Bekir'in sıkatı değer nedir? Nedir? Ebu Bekir, Ömer, Ali Ayşe radıyallahu anhum Allah hepsinden razı olsun. Bunlar Allah Resulü'nün sahabeleri, halifeleri, hanımı değil midir? Evet. Peki yine bu insanlar Ayşe anamıza radıyallahu anhaya attıkları iftirayı bilmiyor musunuz? Duymadınız mı yani? Ayşe'ye kötü kadın diyorlar. Affedersiniz fahişe diyorlar peygamber hanımına. Bu İran diyor bunu. İran'daki zihniyet diyor. İran'da bir cemaatle değil devletin dini bunu söylüyor. Bu şialar, Kerbela'yı kutlayanlar Muharrem'de 10 gün oruç diyorlar. Bunların %80'i Ramazan'da oruç tutmaz. Bunların dini bizimle aynı değil. Kıbleleri aynı değil. Onların kıblesi İran'da. Onların kıblesi Tahran'da. Bizim kıblemiz Kabe'de. Bizim liderimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Ali'ye, Ayşe'ye, bütün sahabelere. Allah hepsine razı olsun. Hepsi bizim için değerlidir. Birisi senin anana fahişe dese, birisi senin sevdiğin insana kafir dese, onun adını tuvalete yazsa ne dersin? Nasıl bayram yapıyorlar biliyor musunuz? Ayşe finnar, Ömer finnar, Ebu Bekir finnar diyorlar. Ne diyorlar? Ayşe ateştedir, cehennemedir. Ömer ateştedir, Ebu Bekir ateştedir. Ya bu adamlar senin dinine düşman olmuşlar, düşman. Hiç İran'a gidenlere bir dinleyin bakalım. Bu adamların namaz kılarken ne diyorlar? Namaza durmadan biz ne diyoruz? Sünnet gereği. Ey Müslümanlar saflarınızı sıkı tutun diyoruz. Ayaklarınızı topuklarınızı birleştirin diyoruz. Omuzlarınızı birleştirin diyoruz. Niye? Sünnet olan budur. Biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu öğrenmedik mi? Evet öğrendik. Peki onlar namaza durmadan ne diyorlar? Diyorlar ki Allah'ım Ömer'e lanet et, Ayşe'ye lanet et, Ebu Bekir'e lanet et diye dua ediyorlar. Bütün imamlar bunu yapıyorlar. Peki bunların derdi ne? Bunlar senin düşmanın, senin düşmanın. Bunlar ehli sünnet düşmanları. Bunlar peygamber düşmanları. Bunlar senin inandığın, okuduğun, amel etmeye çalıştığın Kur'an-ı Kerim'in eksik olduğunu söylüyorlar. Eksik diyorlar. Kur'an-ı Kerim'in aslı bu değil diyorlar. Bunlar Kur'an'ı tahrif ediyorlar. Bütün bunlar kitaplarda yazıyor, kaynaklarda yazıyor. İlk defa duyanlarını şaşırabilir. Bunların görselleri var. Şu anda hala görselleri var. Bu insanlar böyle insanlar. Kerbela'da Hüseyin'i anlayacağız diye kendilerini kesiyorlar, öldürüyorlar. Böyle bir durum mu var? Kerbela'da Hüseyin'i öldüren bunlardır. Tarih bunu yazmış. Bunlar öldürdüler Hüseyin'i. Allah ona rahmet etsin. Ali radıyallahu anh öldüren bunlardır. Ömer'i öldüren bunlardır. Hep bunlardır. Osman radıyallahu anh döneminde insanları bölmeye çalışan, Müslümanları tefrika başlayan bunlardır. Bu zihniyettir. Hep bunlar yapmışlardır. Öyleyse kardeşler bugün Muharrem ayında Kerbela'yı anlamak istiyorsak, Kerbela'nın ne olduğunu anlamak istiyorsak, Muharrem'i anlamak istiyorsak, vallahi birinin dediği gibi eğer Muharrem'den Kerbela'dan bize aşura kaldıysa bu ümmetin vay haline. Vallahi biz Kerbela'yı anlamamız gerekiyor. Biz Hüseyin'i anlamamız gerekiyor. Onun davasını, onun gittiği yolu anlamamız gerekiyor. Bu dava böyle bir dava. Bu dava böyle dikenli bir dava çünkü kardeşler. Ama bugün her şeyin üstü örtülüyor. Her şeyin üstü örtülüyor kardeşler. Öyleyse şu Muharrem ayında Hüseyin, i̇mam Hüseyin'in davasını, yolunu anlamak zorundayız. O peygamber yolundan gitti. Yani dedesinin yolundan gitti. Bakın, dedesi peygamber oluşunun yolundan gitti. Ölüme gitti, hanımıyla gitti, çocuğuyla gitti. Susuz kaldılar. Evet, bunlar üzücü şeyler ama bunlar yapan da bunlar yani. Bunlar yaptılar. Hani haberlerde çıkar ya bazen, adam öldürmüş, sonra gitmiş orada ağlıyor. Vay benim arkadaşım, vay benim yoldaşım. Meğerse o öldürmüş. Bunların yaptığı da aynen bu işte öldürdükleri İmam Hüseyin'in amma gününde kendilerini böyle yaparak ne yapıyorlar? İnsanları etkilemeye çalışıyorlar. Vallahi değil. Bizim için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem liderdir, peygamberdir. Biz ona ittiba ederiz. O Ebubekir ve Ömer'den razıyım demiş. Onlar ne diyorlar? Ebubekir'i ve Ömer'i seven kafirdir. Onları seven de kafirdir diyorlar. Onlar böyle inanıyorlar. Şimdi Allah'ın Rasulünü sevdiğini sevecek misin? Yoksa bunlara kulak mı vereceksin? Niye bunu söylüyorum? Bunu anlamak lazım. Bugün dünyadaki savaş inan ki Amerika ile değil. İnan ki Yahudi ile değil. Hani bunlar İsrail'i tehdit ediyorlardı. Unuttunuz mu ya? Unuttunuz mu? Elimizde şu kadar füze var. Şu var, bu var. İsrail'i e vuracağız. Hani nerede? Onlar hep insanları kandırmak için. Ama şimdi herkes gözünü açtı. Herkes şimdi İran'ın ne olduğunu gördü. İran'ın akıttığı kanın farkına vardı. O yüzden kardeşler Kerbela'yı, Muharrem'i anlamak istiyorsak ehli sünnetin kaynaklarından okuyun. Araştırın. Bu insanların ne olduğunu araştırın. Bunlar beş vakit namaz bile kılmayan insanlar. Çok azdır işlerinde beş vakit namaz insanlar. Bugün günümüzde Hadis inkarcısı adı altında çıkan insanlar da bunların oyuncağı zaten. Bunlardan geliyorlar. Peygamber düşmanlığı buradan geliyor. Sahabe düşmanlığı buradan geliyor. Sen Ebu Hanife'yi seviyorsun. O adam düşman. Sen Bukhari'yi seviyorsun. O adam düşman. Sen Müslimi seviyorsun. O adam düşman. Senin sevdiğin ne kadar sahabe varsa, alim varsa onlar düşman. Hep düşman. Ve öldürüyorlar. Ve onları sevenleri öldürüyorlar, öldürüyorlar. Tıpkı Geçmişte ataların yaptığı gibi. Hatırlıyor musunuz? Haricilerden birisi. ismini hatırlayamayacağım. Yolda çevirdiklerine ne diyorlar? Sen imamı seviyor musun Ali radıyallahu anh? Evet ben imamı seviyorum. Sırf imamı sevdiği için öldürdüler. Hamile karısının karnını yardılar. Bunlar yaptılar. Aynı zihniyet. O günden bu yana hala devam ettiler geldiler. Ama Ömer radıyallahu anh gibi nasıl ki mecusi imparatoru yıkıldı gibi bu İran'da ortadan yok olabilecek bir yiğit, bir Selahaddin, bir Selahaddin bu ümmeti toparlayacak. Bu ümmeti bir araya getirecek. Nasıl ki yıkılmaz denilen koca koca imparatorluk yıkıldı. Vallahi yok olabilecekler. Ama bilin ki ve uyanık olun ki vallahi büyük savaş İslam düşmanı olan, ehli sünnet düşmanı onlar olacak. Kendilerini İslam'a nispet edenler olacak. Vallahi dinleyin. imamlarını dinleyin. Hocalarını dinleyin. Şeyhlerini dinleyin. Hepsi İslam'a düşman. Hepsi Kur'an'a eksik olduğunu söylüyorlar. Ayşe anamıza radıyallahu anh diyorlar. Sahabe hakar diyorlar. Peki Allah Azze ve Celle ayet-i kerimde buyuruyor. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِيَ غَيْرَ سَبِيلِ مُؤْمِنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِ جِهَنَّمْ Evet. Kim kendisine doğru yol belli olduktan sonra kim? Peygamberin ve sahabesinin yolu terk ederse. Sahabesinin. Peygambere tabi olanı terk ederse onu o yolda yalnız bırakırız. Terk ederiz onu cehenneme atarız diyor Allah Azze ve Celle. Vallahi bu yol Kerbala'nın yolu. Evet. Kerbela'nın yolu Ehli Sünnetin yoludur. İran'ın, Şia'nın, Rafizler yolu değildir. Onlar bunu istimal ediyorlar. Onlar bununla insanları kandırmaya çalışıyorlar. Müslüman olarak ne yapmamız lazım? Uyanık olmamız lazım. Sahabeye la eden onlar. Bakın, dünyadaki Müslüman kandıken onlar Sahabeye la eden onlar. Ayşe anamıza kötü kadın diyen onlar. Tuvaletlerine Ebubekir, Ömer, Ayşe yazdıran onlar. Ömer radıyallahu anhu öldüren kişiye türbe yapan onlar. Türbeye gidiyorlar. Ömer Radial öldürdün diye insanlar türbeye gidiyorlar. Öyleyse bugün İran gerçeğini, bugün Şia gerçeğini, bugün Rafizi gerçeğini, bugün bütün Müslümanlar anlaması gerekiyor ki anlayanlar Kerbela'yı anlar. Anlayanlar Aşure'yi anlar. Anlamayanlar Muharrem gelir geçer, Aşure'sini pişirir, yer geçer gider. Ama anlamayanlar bu yoldadır. Anlayanlar ise bu adamın davası ne davaydı? Hüseyin'in davası neydi? Niye ölüme gitti bu adam? İnsan hanımıyla, çorlula, çocukla susuz kalacağı çöllere gider mi? Ölüme gider mi? Evet gider kardeşler. İşin sonunda Allah'ın rızası varsa işte öyle yalnız da kalsa Kerbela'ya gider. Yoluna devam eder. İşin sonunda Allah'ın rızası varsa dedesinin müjdesi vardı. Yollara düştü. Vallahi İmam Hüseyin şehit oldu. İmam Hüseyin onların Hüseyin'i değildir. O peygamber torundur. Vallahi ehli sünnetindir. Ebu Bekir ehli sünnetindir. Ömer ehli sünnetindir. Bunlara sahip çıkmamız lazım ki Allah Subhanahu ve Teala bunların davalarını bizim davamız eylesin. Onların gittiği yolu gideceğimiz yol kılsın kardeşler. Onlar, onların menhecini menhecimiz kılsın. Onların ölüme gittiği gibi ölüme gülerek gitmeyi bize de nasip etsin kardeşler. آمين 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 اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين